Beyim, sözü eğri midir, doğru mudur bilemeyiz. İzin veresin, leşini önüne serivereyim şuracıkta. Sultanımızın buyruğuyla obamıza kadar gelmiş Ögeday'ın elçisini öldürürsek... ...topraklarımıza saldırması için imkan veririz Bamsı. Ögeday Han, şimalde burnumuzun dibine kadar gelmiş Noya'nın hesabını sultanımızdan sorar. Ya dedikleri yalansa, ya bir hinlik peşindeyse beyim. Bunu öğrenmemizin yolu Noya'nın Ertuğrul Bey'imizin huzuruna çıkmasıdır. Abdurrahman. Noyan'ı içeri alın. Buyur Hüseyin'dir Bey. Allah sonumuza hayır eylesin. Gök Tengri, cihanı güneşin etrafında her daim durmadan döndürür. Döndürür ki düştüğümüz yerden kalkıp yeniden savaşmak için şevkimiz her daim canlı olsun. İşte yine karşındayım Ertuğrul. Ruhlar benim ölmemi istemedi. Ruhlar? Benim seninle olan hesabımın bitmediğini bilirler. Sen beni kara toprağa gömmek istedin. Lakin kara toprak beni kabul etmedi. Toprak, senin gibi bir soysuzu ancak kusmuştur Noyan. Dilinle pusatın gibi keskindir Ertuğrul. Ruhlara bana senin gibi zeki... Senin gibi yiğit bir düşman bağışladıkları için minnettarım. De hele. Ne istersin Noyan? Evvela başın sağ olsun. İşittim ki Halime Sultan ölmüş. Yiğit avrattı. Vaktiyle en az senin kadar kök söktürdüydü bana.
Ögeday Han'la sultanımızın benimle ne işi ola? Hanlar Hanı Ögeday Han ile büyük bir cenkten zaferle çıktığımızı işitmişsindir. Topraklarımıza Kiev'i kattık. Bundan gayrı Karadeniz, Hazar gibi, Aral gibi bizim gölümüz olmuş. Cihanın yarısı bizimdir Ertuğrul. İmdi kalan yarısını almak için sabırsızlanırız. Sadede gel. Niye buradasın Noyan? Sultanın Gıyasettin'e Ögeday Han'ın buyruğunu getirmek için elçi olarak geldim. Tahmin edeceğin gibi sultanın hanımın buyruğuna uyacağına and içti. Lakin bu Toy Sultan Ögeday Han'dan bir ricada bulunacakmış. Bu ricayı iletmesi için elçi olarak seni seçtim. Yani anlayacağın, seninle uzun bir yola çıkacağız Ertuğrul. Beyim, bunun sözünü itimat edemeyiz. Destur var mıdır beyim? Gel Günert Bey. Sultanımızın buyruğudur bey. Hele okuyasın ki bu kefarenin doğru söylediğini anlayasın. Sultanımız, Ögeday Han'ı elçi olarak göndermek için bana buyruk yazmış. Bu heybedekiler de elçi olarak Ögeday'a götürmeni ister. Allah'ım sen bize yardımcı ol.
Toplamsın. Abdurrahman ve Oğuz'u da yanına alasın. Yanına da 5 tane alpam. Noyan bu gece Anlı Pazar'da kalacak. Emrin olur beyim. Beni otağında misafir etmeyecek misin Ertuğrul? Bizde gelene git denmez Noyan. Anlı Pazar'da misafirim olacaksın. Ne vakit çıkacağız yola? Ne edeceğimizi sabah öğrenirsin Noyan. Bu ne demektir Ertuğrul? Sultanına elçilik etmeyecek misin? Bamsı. Başına bir hal gelmeden Noyan'ı sağ salim obamdan götüresin. İndilik diyeceğim budur.